Bahçeli de ben de akılcı düşünüyoruz. Yani Bahçeli çıkar peşinde olacak bir insan değil ki. Ya, ameliyatlar oldu, hastalıkları var, birçok şey var. Yaşı ileri olmasına rağmen aslan gibi dimdik ayakta Allah, millet, devlet için mücadele veriyor. Hiçbir çıkar yok ki. Devletin, milletin çıkarına esas alıyor. Yani Tayyip Hoca'yı böyle haşa, böyle sanki yedi başlı bir varlıkmış gibi göstertiyorlar. Mazlum bir Anadolu delikanlısı. 33 milyona karşı bir kişinin mücadele edeceğini düşünüyorlar. Bak 33 milyona karşı bir kişinin mücadele edeceğini. Ya bu ne kadar mantıksız. Kendi evladımız, kendi insanımız. Yani bu kadar garip olaylara bakmanın bir alemi yok. Karşı çıktığınız sistem zaten hocam bölünmeye kapı açacak sistemdir. Siz zaten başkan partili başkanlık sistemini evet. Ben ilk başta dedim ki bak başkanlık sistemini hayır. Kesin evet. Kabul etmiyorum dedim. Evet. Niye? Çünkü açıkça bölünmeyi sağlayacak evet. Bir sistem. Federe devletler oluyor. Evet. Yani küçük küçük devletlerden oluşuyor. Ben bunu kabul etmem dedim. Evet. Amerikan modelini söylemişlerdi. Tayyip Hoca da Amerikan modeli dedi. Ben uzun süre kabul etmedim. Aylarca. Sonra Meksika modeli dedi Tayyip Hoca. Bak o da olmaz dedim. Meksika, o da Birleşik Devletler'den oluşuyor. Fransa modeli, Güney Afrika modeli saydı. Ben hepsini reddettim. Hükümet kanalıyla Tayyip Hoca yeni yeni böyle modeller verdi. Yeni yeni açıklamalar yaptı. Hiçbirini kabul etmedim. Sonra ne yaptım? Dedim ki federasyona dayalı olmayan partili cumhurbaşkanlığına evet derim dedim. Evet. Yani çünkü hakikaten biraz garip duruyor. Daha dünün kadar AK Partili olan, AK Parti'yi kuran adam ben selamun aleyküm AK Partili değilim derse yani bir garip olur bu. Belli ki içten AK Partili yani. Ha milleti kucaklıyor mu? Tabii herkesi kucaklar. AK Partili olmak millete uzak olmayı gerektirmez. Evet. Özetle ben Tayyip Hoca'ya güveniyorum. Sayın Bahçeli'ye de güveniyorum. Bunlar temiz insanlar, iyi niyetli, dürüst insanlar. Onların çizgisinde ben bir anormalik olacağına inanmıyorum. Dediklerimizi de yaptılar artık. Ayıp yani. Çünkü bak parti cumhurbaşkanlığı olsun değil mi? Tamam dediler. Evet. Federasyona kapı açacak her şeyi kaldırın anayasanın. Ona da tamam dediler. Peki ben niye o zaman hayır diyeyim o zaman yani? Bütün dediklerimi yaptılar. Bütün dediklerimi yaptıkları halde yok yeni bir madde daha mı çıkarayım yani? Evet. Sözümde duruyorum. Eğer böyle olursa tamam demiştim. Sözümde duruyorum. Yani sözümde değişiklik yok. Bilakis sözümün sonuna kadar arkasındayım. İnşallah. Sözüm yerine geldiği için evet diyorum.